Girin. Heh, gelin bakalım. Yarışma için hazır mısınız? Evet. Güzel. Birinci olan okulumuzu il çapında yapılan yarışmada temsil edecek. Şimdi öğretmenlerinizle konuştum. Bu derse girmeyin. Gidip son kez şiirlerinizi gözden geçirin. Bu arada yüksek sesle okuyun ki herkesin önünde şaşırmayın. Hadi bakalım. Neden sordun? Kesinlikle kuruna yardım etmiştir. Hiç de bile. Evet, yardım etti ama tamamen ona ait değil. Ayrıca sana da dedenin yardım ettiğini biliyorum. Sakın bana yalan söyleme. Dedemin yazdığı şiiri okumayacağım yarışmada. Kendi yazdığım şiiri okuyacağım. Aşk üzerine bir şey yazmaya çalışıyorum. Sen de aşktan ne anlarsın ya? Sanki sen çok anlıyorsun da kaç kere aşık oldun? Hiç olmadım. Ne var? Yazamaz mıyım? İnsan hissettiği şeyleri yazmalı bence. Doğru. Peki sen aslında ne üzerine şiir yazmak isterdin? Annem için bir şiir yazmak isterdim. Annem mi? Hı hı. Peki sen anneni hatırlıyor musun? Evet. Mis gibi kokardı. Hanım eli gibi. Benim annem de hanım eli gibi kokuyor, biliyor musun? Onu çok özlüyorum. Hiç olmazsa seni almaya gelecek. Doğru. Ya biz Yağmur'la annemizi düşlerimizde yaşatıyoruz. Yukarıda, yıldızların arasından bizi izlediğini biliyoruz. Şahesel. Pınar kazanacak sonuçta. Benimkini okuyacak. Benim yazdığım şiiri okuyacak. Gel otur. Geç kalmadık değil mi? Yok yok yok. Hoş geldiniz. Biz kazanacağız. Bak. Şiir çok heyecanlıyım. Güzelliğine bak. Ben de. Çok heyecanlıyım. Bir an önce başta sardık değil mi? Benim torunum evet. Birinci olacak. Ne yapayım nana? Pınar birinci olacak ve kızların gücünü bir kez daha kabul etmek zorunda kalacaksınız. Sen öyle san. Emre ezici bir farkla bu yarışmadan birinci çıkacak. Göreceğiz. Nerede kaldılar bunlar? Eminim o da çok heyecanlı. Yani tabii canım çok heyecanlı ama çok iyi çalıştı. Evet efendim. Bence güveniyor. Bence başarılı. Hepiniz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okulumuzu il genelindeki şiir yarışmasında temsil edecek olan öğrenciyi belirlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet Mina Hanım, çocuklar gelebilir. Bak geliyorlar. Heyecanlı dakikalar yaşıyoruz. Geliyorlar. Aslında yarışmamızın sonucunda okulumuzu temsil etmek için son ikiye Emre Ertürk'le Pınar Koluyanık adlı öğrencilerimiz kalmıştı. Biz bugün bu iki öğrencinin yazdıkları şiirleri dinleyerek bir karara varacaktık. Ancak son anda onlar fikirlerini değiştirmişler. Birbirlerine rakip olmak yerine beraber bir şiir yazarak il genelinde okulumuzu birlikte temsil etmeye karar vermiştik. Şimdi Emre ile Pınar'ın ortaklaşa yazdıkları şiiri dinliyoruz. İnanamıyorum ya, öyle bir şey değil. Neyse. Korkmuyorum. Ne hayattan, ne de düşüp kalmaktan. Biliyorum. İzliyorsun yıldızlardan beni. Gülümseyen gözlerinle hep yanımda olacaksın. Ne yaparsam yapayım, beni sarıp sarmalayacaksın. Cesaretim bu yüzden.
Yaşamak için. Aşık olmak için. Var olmak için. Ben senin karnında büyüdüm. Sen de benim kalbimde büyüyorsun. Büyüyorsun kalbimde özleminle. Anneciğim, yerine kimseyi koyamıyorum. Bekliyorum bana gelmeni. İnanın neler söylemeni. Masalları anlatıp bana. Beni koynumda sevmeni. Şimdi yanımda olmasan da hanım eli kokun hep burnumda. Biliyorum beni sevdiğini, düşündüğünü. Anneciğim, ben de seni en uzak yıldızlar kadar seviyorum. Anneciğim.